Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengine hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni YouTube hocanız Ergun Bulşu. Bugünkü dersimizin konusu düzlem aynalar ve yansıma yasaları üzerine arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen konumuza başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi yansıma nedir diye soralım önce. Yansıma şudur. Bir parlak yüzeye gelen ışığın çarpıp bulunduğu yüzeye geri dönmesine yansıma adını veriyoruz. Yansıma yasalarını birazdan tanıtacağım sizlere ve şunu da ifade edeyim hemen başlamadan sözlerime. Işığın rengi değişse bile yansıma sonuçları değişmemektedir sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Bunları ileride notlarda zaten göreceksiniz. Şimdi önce yansımanın tanımını tekrarlamak istiyorum. Ne demiştik yansımayı hatırlarsınız az önce? Işığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine demiştik değil mi? Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız olaylardan bir tanesidir bu yansıma yasası. Mesela sudaki yansımamızdan dolayı kendimizi görebiliyoruz. Suya baktığımızda kendimizi görme sebebimiz yansımamızdır. Ya da düzlem aynaya baktığımızda kendimizi görme sebebimiz yine ışığın yansımasına güzel bir örnektir. Atmosferde dağınık bir yansıma vardır. Dolayısıyla güneş ışınları her yere ulaşabilir. Ama normal yaşamda biz düzlem aynaya baktığımızdaki yansımanın adına düzgün yansıma adını veriyoruz. Şimdi düzgün yansıma olması için demek ki yüzeyimizin pürüzsüz olması, düz bir yüzey olması gerekiyor. Öncelikle yansıma yasalarının ilkine şimdi bir dikkat çekmek istiyorum. Ne diyoruz bakın. Gelen ışının normalle yaptığı açı ile yansıyan ışının normal yaptığı açı birbirine eşittir. Peki normal nedir derseniz normal şudur. Fizikte normal birkaç yerde geçer. Normal force da denir. Türkçe dik kuvvet denir. Bunun İngilizcesi normal force'dur. Yani normal dediğiniz şey yüzey dik çizilen doğrunun adıdır aslında arkadaşlar. Bakınız şu bir düzlem aynaysa ışık böyle geliyorsa bakın ışığın aynaya değdiği noktaya çizeceğiniz dik o yüzeyin normalidir. Tamam mı? O zaman şu açıya dikkat edin bakın. Gelen ışının normal yaptığı açı bir açı söz konusu. Bu da iyi diyelim. Bu da yansıyan ışınımız bakın. Yansıyan ışınımızın da normal yaptığı açı söz konusu. Buna da R diyelim. Yansımanın birinci yasası der ki bu açılar birbirine eşittir. Yani gelme açısı i, yansıma açısı R'ye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Burada dikkat etmeniz gereken şey çok önemli. Buradaki bahsi geçen i ve R açıları her zaman normalle yapılan açılardır arkadaşlar deyip ilerliyorum. Evet ikinci yansıma yasamı da şudur. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlem üzerinde olmak zorundadır. Yani gelen ışın başka düzleme ne yapamıyor? Aynı düzlem dışında yansıyamıyor demektir bu arkadaşlar. Bu da ikinci yansıma yasamız. Şimdi bu yansıma yasalarıyla ilgili bir tane örneğimiz var. İki tane düzlem ayna görüyorsunuz. K ve L aynaları. Buraya da şekilde gelen bir ışın var. Diyor ki K ve L yüzeyine gelen bu ışınların yansıması şekildeki gibidir. Buna göre I ışının K ve L yüzeylerine gelme açıları kaç derecedir? Şimdi gelme dediği zaman her zaman normal yaptığı açıya bakarak karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradaki açıya 20 derece dersem şuradaki açıdan olacak 20 derece olacak. Çünkü düzgün bir yansıma var. Şimdi değdiği noktaya çizdiğiniz dikme yüzeyin nesidir? Normaldir. O zaman bunu 90'a tamamlayan açı 20'yi bizim gelme açımızdır. Yani 70 derecedir bu. Yansıma yasasına göre gelme 70 ise yansıma da 70 derecedir. Devam edelim. Şimdi ışık L noktasına çarpıyor. Bakın ışığın değdiği noktaya tekrardan bir dikme çizersek bu yeniden bizim normalimiz olacak. İzleyin bakın. Bu açı 20, bu 100 ise buraya ne kalır? 60 derece kalır. 180'e tamamladım. İç açıların toplamını. O halde burayı 90'a tamamlayacağız. Yani 30 derece yapacağız. Bu durumda yansıma da ne olacak? 30 derece olacak. Artık işlemleri neticelendirdim. Artık cevaba geçebilirim. K yüzeyine gelme açısı 70 derecedir. L yüzeyine gelme açısı ise 30 derecedir arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bizden istenen gelme ve yansıma açıları normal yapılan açılar olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Yeni bir slide ile başlıyorum. Gelelim düzlem aynadaki görüntü oluşumuna. Şimdi biz kendimize baktığımızda aynada görüyoruz kendimizi. Peki bunun matematiksel açıklaması nasıl olacaktır? Onu şöyle ifade edelim. Cisimden gelen ışınlar aynada yansıdıktan sonra yansıyan ışınların ya da uzantılarının kesişmesi sonucu görüntü oluşur. Burası önemli. Biz şimdi görüntünün oluşması için iki koşul öne sürüyoruz. Ya yansıyanlar kesişmeli, yansıyanlar kesişmiyorsa uzantıları kesişmeli. Ya da sloganımız şu olabilir. Kesişmeyenleri kesiştir. Böyle bir slogan üretebilirim. Eğer burada yansıyanlar kesişiyorsa oluşan görüntüye fizikte gerçek görüntü diyoruz.
yansıyanlar değil de uzantıları kesişiyorsa bu görüntüye de sanal görüntü diyoruz. O halde bu açıklamalar ışığında ayna önüne konulan KL cisminin düzlem aynadaki görüntüsü nasıl oluşuyor ona bakalım. Bir kere görüntü sanal oluşacak diye bir bilgi vermiştim. Bunu kanıtlayalım şimdi. Bu düzlem aynamız. K cisminden bir ışık gönderdim. Işık yüzeye dik geldi. Kendi üzerinden yansıdı. Bir de sıradan bir ışın gönderiyorsun şuraya. Bu ışık da normalle aynı çaparak yansır. Şu açı ve şu açı birbirine olmalı. Eşit olmalı. Peki dikkatli bakalım. Yansıyanlar mı kesişiyor uzantıları mı? Dikkatli bakarsak yansıyanlar kesişemiyor. O zaman bunların neleri kesişecek uzantılı? Kesişmeyenleri kesiştiriyoruz. Bakın uzattık böyle 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 böyle. K üstüne kesişti. Ulan görüntüyü burada nasıl elde ediyoruz? Sanal olarak elde ediyoruz arkadaşlar. İstersek buradan K noktasından değişik ışınlar da çizebilirim. Mesela K'den bir bu ışın göndersem bu yansıdığında yine uzantısı nereden geçmeli bunun? K üstünden geçmeli arkadaşlar. Yani illa bu ikisini çizmek zorunda değilim. Birden fazla ışını da çizebilirim K noktasından. İstersem şuraya gönderirim K noktasından. O da yine simetrik yansıdığında yine uzantısı nereden geçmeli? K üstünden geçmeli deyip değişik açılarda da bunu gözlemleyebilirim. Evet, o halde yansıyanların uzantılarının kesişimiyle oluşan bu görüntü ne diyoruz arkadaşlar fizikte biz? Sanal görüntü diyoruz. Görüntünün diğer özelliklerini birazdan paylaşacağım sizlere isterseniz. Evet, diğer özellikler şunlar. Sanaldır demiştik zaten. Görüntünün boyu cisim boyuna eşittir. Evet, görüntü nedir? Simetriktir sevgili arkadaşlar. Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri bu şekilde ifade edebiliriz. Geldik düzlem aynadaki görüş alanına. Bu önemli bir nokta. Genelde düzlem aynadaki görüş alanı bizlerden sorgulanır, istenir. Bakalım ne yapıyoruz burada. Bir kere görüş alanı tanımla yapalım. Bir düz aynaya baktığımızda aynada görülebilen bölge görüş alanı adını veriyoruz. Düzlem aynaya yaklaşıldıkça bu görüş alanı genişler. G noktasından düzlem aynaya bakılırsa görüş alanı nasıl bulunur? Ona bakalım şimdi. Önce arkadaşlar iki tane yöntemimiz var. Birincisi gözlemcinin gözünden aynanın uçtan ışınlar çekmektir. Yani aslında burada olayı tersten yaşıyoruz, değil mi? Normalde bizim bir cismi görmemiz için cisimden bize ışın gelmesi lazım. Ama burada bir basit yöntem uyguluyoruz. Tersten gidelim. Gözden aynı ışınlar çekelim ve bakalım nereleri görebiliyoruz. Bakın birinci ışını aynanın bir ucuna gönderdik ve yansıttık. İkinci ışını aynanın diğer ucuna gönderdik ve yansıttık. Dikkat, bu yansıyan bölgede kalan noktaları görüyoruz arkadaşlar. Yansıyan ışınlar arasında kalan bu bölgeyi biz ne diyoruz? Görüş alanı diyoruz. Bu birinci yol. Bakın ister böyle yapalım ister şöyle yapalım. Aynı kapıya gelecek. Gözlemciyi aynanın arkasına simetrik olarak taşırsınız. Burası gözlemcinin simetrik noktası olsun aynaya göre. Buradan aynanın uçlarına ışınlar çizerse yine aynı netice ulaşıyoruz bakın. Yine aynı görüş alanı yapmış oluyorum, bulmuş oluyorum. Her iki yol da doğrudur. Hangisi kolayına gelirse onu önerebilirim. Evet, burada da zaten yapmış olduğumuz açıklamanın ifadeleri var. Gözlemcinin bulunduğu noktadan aynanın uçlarına ışınlar çizip yansıtmak. İkinci yol. Gözlemcinin ayna göre simetrisini alıp aynanın uçlarına birer ışın çizmek. Bu da ikinci yoldur. Şimdi bir de bir noktaya temas etmek istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Şimdi diyelim ki şu bizim düzlem aynamız. Şurada bir tane engelimiz var. Bu çok çıkan bir yorumdur. Bunu yapmak durumundayım. Şimdi bir de gözlemcimiz var. Şimdi acaba gözlemcimiz engelden dolayı hangi noktaları görüş alanında olmasına rağmen göremez? Şimdi bunun için kuralımız şu. Evvela gözlemciyi simetrik olarak aynı arkada taşıyalım ve görüş alanımızı belirleyelim. Şurası bizim görüş alanımız. Bizim gözlemcimiz buraları görecek. Dikkat dikkat şimdi önemli noktaya var. Cisim engelse bunun görüntüsü de engelde sevgili arkadaşlar. Burayı unutmayın lütfen. Tekrar ediyorum burayı. Cisim engelse görüntüsü de engeldir. Dolayısıyla ben gözlemci olarak şuradan aynaya baktığımda cismin arkasında kalan bölgeleri göremem. Görüş alanında olmasına rağmen. Örneğin burada bir K noktası varsa bu K noktası gözükemez. Çünkü önünde engel var. Görüntüsü de engeldir. O zaman görüntüsü de bunun arkasında kalanları gösteremez. Dolayısıyla burada bir L noktası varsa sevgili arkadaşlarım, görüş alanında olmasına rağmen buradaki L noktasını da ne yapamayız? Göremeyiz. Unutmayınız.
Cisim engelse görüntüsü de engeldir. Gözlemciden bir cisme bir görüntüyle ışın çektiğimizde cismin ve görüntüsünün arkasında kalan noktalar görüş alanında olmasına rağmen görülemez. Bu önemli. Onun için buna dikkat çekmek istiyorum. Sizler de bu soruları çözerken cisim engel mi değil mi buna dikkat edin soruları okurken. Evet, bir örneğimiz var. Bir düzlem aynaya bakan göz saydam olmayan X cismini gözle saydam olmayan X cismi şekildeki gibidir. Demin verdiğimiz örneğin bir yorumlaması bu arkadaşlar. Bir soru kalıbı. Buna göre göz KLM noktalarından hangilerinin görüntülerini görebilir? Dikkat. Şimdi burada bir engel söz konusu. Ne demiştik hatırlayın? Eğer görüş alanında engel varsa, cisim engelse görüntüsü de engel. O zaman X'in görüntüsünü arkaya bir alalım. Değil mi arkadaşlar? Bir de gözlemci olarak simetriğini alalım buraya. Şimdi buradan görüş alanı belirlediğimizde şurası bizim normal koşullarda görüş alanımız olması lazım. Değil mi? Belirleyelim. Dikkat. Zaten M bu görüş alanı dışında kalıyor. Yani M zaten ben istesem de göremem. Tamam, M diskalifiye. Peki gözlemcinin olduğu yerden engelin görüntüsüne bakarsam kimi göremiyorum? Dikkat 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 dikkat. Bunun devamındaki noktayı göremiyorum. Yani K'yi göremiyorum sevgili arkadaşlar. O zaman bir tek kimi görebiliyorum koşullara göre? Yalnız D'yi görebiliyorum ve ilerliyorum. Evet, güzel bir soru. Diyor ki bir I ışını bir düzlem aynaya şekildeki gibi çarpıyormuş. Buna göre aynaya gelen ve aynada yansıyan ışınlar arasındaki açı kaç derecedir? Bir kere yansımanın birinci cinsine göre şu açıya gelme açısı diyoruz ve bu açı kaç derece? Bunu 90'a tamamlayacak olan açıdır, yani 50 derecedir. Gelen ışının normal yaptığı açı 50 ise arkadaşlar yansıyan ışının da normal yaptığı açı 50 derecedir. Şuraya da 40 derece kalır. Bizden istenen de gelen ve yansıyan ışınlar arasındaki açı kaçtır? Yani şu aradaki açı soruluyor. Bu açı da 50 artı 50'den 100 derecedir. Yani cevap E'deki gibi. Yeni bir soru. X ve Y ayarları oluşturulan düzenekte K ışık ışını şekildeki yolu izliyor. K ışınının X ve Y ayarlarına gelme açıları sırasıyla alfa ve teta olduğuna göre bu açılar arasındaki oran kaçtır diye güzel bir sorumuz var. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hemen normali çizelim. Zaten çizilmiş olarak karşımıza gelmiş. Gelen ışının normal yaptığı açı ne? Burada alfa. Alfa 60'ı 90'a tamamlayan açı olacağına göre 30 derecedir. Dolayısıyla birinci durumda gelme açımız 30 derecedir. Alfa 30'u buraya yazalım. Şimdi devam edelim. Bu da 30 derece olacak. Burası ne olacak o zaman? 60 derece olacak. 60-60, burası da 60 derece oluyor. Işığın değdiği nokta burası. Normalde bu. O zaman teta bunu 90'a tamamlayan açıdır. O zaman teta kaç derece oluyor? 30 derece oluyor. Her iki derece, açı da 30 derece geldiği için 30 bölü 30'dan doğru cevabımızın ne gelmesi gerekir? A gelmesi gerekir arkadaşlar. Deyip geçiyorum yeni soruya. Yeni sorumuz da güzel bir soru. Eşit bölmelendirilmiş düzlem ayna sistemine şekildeki gibi gönderilen X, Y, Z ışınlarından hangileri K noktasından geçer? Şimdi tek tek bu ışınları çizelim arkadaşlar. Mesela Z nasıl yansır? Simetrik yansıyarak şuradan geçer ve bu şekilde devam ettirirsem K'den geçti. O zaman K'den geçenler içinde bir kere Z ışını var. Var. Bu elde. Şimdi Y'ye bakalım arkadaşlar. Y ışınını çizeyim. Y ışını şöyle yansıyacak. Değil mi? Buradan da yine simetriden yararlanırsam şöyle yansıyacak. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla dikkatli bakacak olursak bu ışın K noktasına gitmiyor. O zaman Y ışını elendi. Şimdi de X ışınına bakalım. X'teki yolda şu. Şuraya yansıdı X ışını. Değil mi? Oradan simetrik yansırsa devamında geçtiği nokta K'dir. O zaman K noktasından geçebiliyoruz. O zaman X de bunlar arasında olan bir ışındır. Dolayısıyla X ve Z ışınları görüldüğü üzere K noktasından geçmekte. O halde cevap X ve Z yani D'dir diyoruz ve yeni soruya geçiyoruz. Yeni sorumuz şöyle. X, Y düzlem aynaları ile K cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen görüntülerden hangisi K cismine ait görüntülerden biri olabilir? Şimdi burada X ve Y aynaları var.
K cisminde birden fazla görüntüsü olabilir. Şimdi simetrileri kullanmak suretiyle bu K cisminin X ve Y'deki görüntülerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bu da simetri kullanma önemli. Mesela Y aynasından başlarsam simetri kullanmaya. Şu K'nin Y'deki bir görüntüsü olur. Değil mi? Sonra aynı K'nin sırayla X'teki görüntüsü simetrisini alırsak şu olur sevgili arkadaşlarım. Evet. Sonra bunun Y'deki görüntüsünü alırsak simetrisini de alırsak o da şöyle bir görüntü oluşturur. O zaman K noktasının 1, 2, 3 görüntüsüne baktığımızda bunlardan hangisi var seçeneklerde? Görüldüğü üzere A'daki görüntümüz var, değil mi? K'si zaten kendisi. Görüntüsü değil. Bunlar zaten boylarda D olamaz. C ve D'yi de seçeneklerden giderek eledim. Bunlar olmuyor. Görüyorsunuz. Değil mi? Buna cevap ya A ya B olacak. Hangisi var burada? A var. A'daki görüntü şu görüntüdür. Yani bunlardan biri olabilir. Diyorum ve noktayı koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu da simetri kullanmak güzel bir yöntem aslında. Işınla çizmekte sizleri fazla uğraştırmamış oluyoruz. Mesela simetri kullanarak yine size kolaylık olsun diye şunu da sorabilirim. Mesela şu düzlem aynı olsa. Mesela buraya ben bir tane 52 yazsam dijital harfle. 52'nin görüntüsü ne olur? Yine 52 olur. Çünkü önce gelen önce yansır. 2'nin simetrisi 5 olur. 5'in simetrisi 2 olur. Dolayısıyla yine 52'ni okumuş olacağız. Yine 52 okumuş olacağız arkadaşlar. Bu da simetri kuralı dikkate alınabilir. Evet. Geçiyorum yeni soruya. Evet, yeni sorumuz şöyle. Düzlem ayna, ışık kaynağı ve küresel bir engel perde önüne şekildeki konulmuşlar. Buna göre perdede oluşan gölge yarı gölge şekli hangisidir diye bir soru. Şimdi sevgili arkadaşlar burada aslında bir ışık kaynağımız var değil mi? Noktasal. Ama bir de bunun yansıması var. Öyle mi? Lan bu yansımanın bir de aynanın arkasında bir simetri yani bir görüntüsü olmak zorunda. Ama bunu sanki iki kaynakmış gibi düşünmek gerekecek. O zaman şu bilgilerimizi check edelim. Önceki derslerimizde vardı bu. Gölge yarı gölge şöyle oluşturuyor arkadaşlar. Şu perdeye çizdiğimiz ışınlar kaynaktan gelen bu bölge ne yapamaz? Düşemez diye karar verelim. Bir de engelin kendisinden gelenler, cismin kendisinden gelenler var. Şu da cisimden gelenler olacak arkadaşlar. İzleyin bakın. Cisimden daha doğrusu özür dilerim yansıyandan gelenler var. Burası sanki ikinci kaynakmış gibi davrandığı için yansıyan ışınlar da şu araya düşemez. O zaman yansıyan ışınlar ekrana şurada itibaren düşeceği için şuradan itibaren bu taralı bölgenin adına biz tam gölge diyeceğiz. Şurayı kim aydınlatacak sadece? Şu bölgeyi yansıyanlar. Tek kaynaktan ışık alıyor burası. Ama dışarısı her iki kaynaktan ışık aldığı için içerisi bizim için tam gölgedir. Şuradaki ara kesim bölgesi arkadaşlar, bunun adına yarı gölge diyoruz ve bu şekilde bir düzenek bekliyoruz. Düzenek olmasını bekliyoruz. Daha doğrusu böyle bir görüntü olması bekliyoruz düzenekte. Hangisi bu cevaplarda, hangisi bizim için uygun olan seçenek bakıyoruz. C arkadaşlar doğru cevap olmak zorundadır deyip yeni soruya geçiyorum. Evet, bu da güzel bir soru. Saydam olmayan bir P cismi. Nerede o P cismi? Şurada bakınız. Dikkat, dikkat, dikkat. Bir P cismimiz var. KL düzlem aynası önüne yerleştirilmiştir. G noktasından aynaya bakan bir gözlemci X, Y, Z noktaları, X, Y, Z ve T noktalarını hangilerinin görüntüsünü görebilir? Güzel. Şimdi bizim burada beklentimiz şu. Bir kere bir aynanın simetriğini bulmak için şu birim kareleri uzatayım sevgili arkadaşlarım. Sonra bakın ne yapacağım. Şu gözlemci değil mi? Gözlemcinin simetriğini alıyorum aynaya. Şurası gözlemcimizin simetriği olsun. Dikkat dikkat. Şu da görüntünün simetriği olsun. Ya P'nin görüntüsünün simetriği olsun. Tamam. Kısacası G gözlemci G üssü simetriği, P engel, P üssü engeli simetriği. Şimdi biz ne yapıyoruz burada? Hatırlatalım şimdi ne yaptığımızı. Önce gözlemciden engelin görüntüsüne baktığımızda nereye göremiyoruz? Dikkat 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 dikkat. Şu doğrultuyu göremiyoruz. Bir kere Y noktası arkadaşlar görüş alanında olmasına rağmen görülemeyen bir noktadır. Dikkat.
X zaten görüş alanı dışında olduğu için gözükmüyor. Ona dikkat edelim. Peki izleyin şimdi. Bu gözlemci cisme baksa, yani P'ye baksa, acaba P'den dolayı nereye göremez? Devam ettirin. Bakın Z'ye de göremiyor. Tamam. O zaman Z de görüş alanında olmasa da gözükemeyen noktalar. Ne kaldı geriye? T. Benim gözlemcimle T'yi birleştirdiğimde önüme herhangi bir engel çıkmıyor. Ne engelin kendisi ne de görüntüsü. Dolayısıyla ben direkt T'ye ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. O zaman şunları ne yapamadım? Göremedim. Hangilerini görebildiğim için cevabın yalnız T olan seçenek olması gerekiyor. Yani cevap B arkadaşlar. Geçiyorum. Yeni bir sorumuz var. Soruda diyor ki bize eşit bölmelendirilmiş bir düzleme X ve Y aynaları şekilde gibi konuluyor. K cisminin yalnız X aynasında oluşan görüntünün kendisi uzaklığı D1, yalnız Y aynasında oluşan görüntünün kendisi uzaklığı ise D2'dir. Buna göre D1 bölü D2 oranı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, ne simetriyi kullanacak olursam, K noktasının X'teki görüntüsü şuraya düşer ve bunun kendisine olan uzaklığı D1 kök 2 birim olsa. Bakalım Y'deki ne olur? Bunun için simetrini almak için Y'yi azıcık uzatayım. Ve simetrini almak için de şurayı gözlemleyeyim. Bakınız takip edin arkadaşlar. K'nin Y'ye göre simetri şurası olur. Ulan şu uzaklıkta yine ne olacak bu durumda? D2 olacak. D2 dediğimiz uzaklıkta yine bir köşegen uzaklığı eşit olacak. Yani kökü eşit olacak. Kökü bölü köküden de cevabımızın A olması gerekecek. Evet arkadaşlar, yine bir sorumuz var. Güzel bir soru. Diyor ki bize özdeş bölmelerden oluşmuş sistemde bulunan düzlem aynalara şekildeki K, L, M ışınları gönderilmektedir. Bu ışınlardan hangileri aynalarda yansıdıktan sonra geldikleri yoldan geri dönerler? Güzel. Şimdi birim karelerde kullanarak şekildeki yolları izletmek istiyorum arkadaşlar bu ışınlara. Şöyle, mesela K ışını takip edelim. K ışınımız geldi böyle. Değil mi? Şimdi simetriyi kullan. Şuraya yansır. Ve bu ışın görüldüğü gibi arkadaşlar kendi üzerinden dönmeden ne yapar? Sistemi böyle terk eder. Şimdi L'ye bakalım. L'ye gelen ışın simetriyi kullanırsam, düzgün yansımayı kullanırsam şuraya yansır. Bunun devamında da şuradaki aynanın tam ucuna dik çarpar. Burası 90 derece. Dikkatli bakarsak şu doğrultu, şu doğrultuya dikti sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne yapar? Kendi üzerinden yansımış olur. Bir de M'ye bakalım. M'deki durum nedir acaba? M'ye gelen ışın da yine simetriyi kullanacak olursa şuraya yansıyacak sevgili arkadaşlarım. Değil mi? Evet. Güzel. Dikkat dikkat geldi. Böyle devam ederse bu doğrultu şu aynaya diktir. Şu doğruyla şu doğru yine dik doğrular arkadaşlar. Dik geldiği için ne yapar? Bu kendi üzerinden yansır. Dolayısıyla yansıyan ışınlar hangileri kendine geri dönmüş olacak? M bir de L. Değil mi? Şu L de ne yapacaktı? Kendi üzerinden geri dönmüş olacaktı. K hariç diğerleri bu kurala uymakta. O halde benim aradığım cevap M ile yani denizdeki gibi olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi son bir şey daha anlatayım arkadaşlar. Konuyu noktalamak istiyorum. Bazı örneklerimizde de böyle kutular olur. Mesela bir kutu çizeyim ben size. Şu ışın böyle gelsin, böyle yansısın. Şu açı 30 derece dersek acaba gelen ışının ayna normaliyle yapma açı kaç derecedir? Buraya 90 derece diyelim. Şimdi bu tarz soruları şöyle çözmenizi öneririm. Önce gelen ışınla yansıyan ışını çakıştırın böyle. Gelen ışınla yansıyan ışının arasında kalan şu açının açı ortayı aynanın normalidir. Bana demek ki ayna böyle duruyor. Demektir. Şu açının tamamı 30 derece olduğuna göre burası 15 derece, burası 15 derecedir. Bizim için gelme açısı her zaman normal yapının açı olduğu için bu örneğimizde teta 15 derece olacaktır. Bazı soruların çözümü de böyle kolaylıkla yapılabilir arkadaşlar. Bu son örneğimizde demiş olduğumuz gibi. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hepinize iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.